Kendinden bataryalı Yumiya markasının güvenlik kamerasıyla birlikteyiz. Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yumiya markasının kendinden bataryalı, isterseniz kablo ile isterseniz de kendi bataryasıyla dahili batarya ile kullanabileceğiniz harika bir güvenlik kamerasıyla birlikteyiz. Şimdi neden harika diyorum? Çünkü kendinden bataryalı ve kendinden bataryalıları biraz yüksek fiyatlandırmalarda görüyoruz. Fakat bunun fiyatı bence muadillerine baktığımızda hem uygun fiyatlı kalıyor hem de özellik bakımından Tuya uygulamasını destekliyor. Yani Tuya uygulamasıyla bu cihazı kurulumunu sağlayıp isterseniz buluttan isterseniz çektiğinizde SD kartı kayıtlar yapabiliyorsunuz. Cihazda hareket algılama gibi birçok özellikler bulunuyor. Birazdan kutu açılımını yapacağız. Sizlere sonrasında teknik detaylarını, detaylı özelliklerini de paylaşıyor olacağım. Ama öncelikle birazcık kameradan bahsetmek istiyorum. Kameranın 120 derecelik bir görüş açısı bulunuyor. Bu da geniş bir açıyla hani koyduğunuz noktada işte e, odanızın herhangi bir yeri, iş yeriniz olabilir hiç fark etmez. Geniş bir açıda görmenizi sağlıyor. Kameranın iki tane rengi bulunuyor. Biri beyaz, biri siyah. Artık hangisi hoşunuza giderse o rengi alabilir, kullanabilirsiniz. Kameranın bence gece görüntüsü de gayet iyi. Gece yani bir yüzü seçebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim sizlere. Mesela kameranın önünden ben geçiyorum. Görüyorsunuz hatta şu anda ve yüzüm seçilebiliyor. Tabii birazcık böyle gece çekimlerinde ya da normal çekimlerde internet hızınıza bağlı olarak biraz böyle donma, kasma yapabiliyor. Bence dezavantaj olarak da bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Ama SD karta kayıt yaptığınızda genelde herhangi bir donma, kasma vesaire yapmıyor. Zaten h 200 164 kode ile direkt sıkıştırma yaparak görüntüyü kaydediyor. Ama mesela SD kart takmasanız bile uygulamanın kendi içerisine, tüyanın içerisine işte çektiğiniz fotoğraf olsun, videolar olsun kısa kısa kayıtlar yapabiliyorsunuz. Gelin şimdi bir kutu açılımını birlikte yapalım. Şimdi geldik cihazın kutusunu açmaya. Zaten kamerayı hali hazırda kullanıyorum ve kamerayı böyle sizlere bir göstereyim. Öncelikle arka kısmında bir tripod girişi bulunuyor. Burada bir tane kapağı var o şu anda içeride. İşte SD kartı takabiliyorsunuz. Cihazı buradan resetleyebiliyorsunuz. Veya işte USB'den şarj edebiliyorsunuz cihazı. Şimdi bunu bir kenara alalım. Şöyle hemen kutuyu size bir ufaktan göstereyim. Kutunun üzerinde zaten bu arada gerekli bilgileri yer alıyor. Arkasında da işte gerekli detaylarına yer verilmiş. Şimdi kutunun içerisindeki bazı parçaları zaten ben kullanmadığım için Onları göstereceğim sizlere. Öncelikle bir tane böyle kullanım kitapçığı geliyor. Ve burada cihazı nasıl bağlayacağınız, neler yapacağınızla ilgili de bilgilere yer verilmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Buradan QR kodla TUYA uygulamasını indirip kurabiliyorsunuz cihazı. Kutunun içerisinden bir tane böyle şarj kablosu çıkıyor. Bu da bir metrelik bir kablo boyutu var onu söyleyeyim. Ve son olarak şurada bir kutu var. Şurayı hemen bir boşaltalım ve kutunun içeriğini göstereyim sizlere. Şimdi buradan bak şöyle bir tane çivi ve dübel çıkıyor. Bununla cihazı duvara sabitleyebiliyorsunuz. Ve baktığınızda böyle duvara sabitlerken içerisindeki parçalarla da böyle sağ sol yapabileceğiniz çeşitli kamera aksesuarları arka kısmına takılan şuraya bir aksesuarlar çıkıyor. Bu da alt tabakası. Burayı zaten duvara monteliyorsunuz dubellerle. Bu kısma da işte buradaki parçalar geliyor. Bu da ne oluyor? Cihazınızı böyle tutmuş oluyorsunuz. Yani cihaz bu şekilde bağlanıyor aparatıyla ve böyle duvarda sabit tutabiliyorsunuz. Şöyle düşünün cihaz duvarda böyle kalıyor ve böyle kaldığı için de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz her türlü. Kutu içerisinden çıkanlar bunlar. Kendinden bataryalı olduğu için şu alt kısmından cihazı şarj ediyorsunuz ve sonrasında bak şu anda cihaz açık, kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada mavi bir ışık yanıyor. Bunu görebiliyorsunuz. Kameraya yaklaştırdım birazcık. Lensin olduğu bölüm burada. Sensörün olduğu bölüm. Kutunun içerisinden çıkanlara birlikte göz attık. Şimdi teknik özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle bu kameranın 6700 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. Ve bu da çok uzun süreler boyunca herhangi bir şarja takmadan cihazı kullanmanıza imkan veriyor. Ve alt kısmında zaten kendinden duvara monteleyebileceğiniz kutunun içerisinden aparatlar çıkıyor. Fakat isterseniz bir tripoda da bunu takıp kullanabilirsiniz. Bak ben de böyle bir tripot bulunuyor bunun ucu zaten tripod girişi. Ben buraya telefon tutucu taktım. Bunun gibi bir cihazla da yani bir tripodla da istediğiniz yere konumlandırıp hiç duvar delmeden bir ufak tripod yardımıyla bu kamerayı da kullanabilirsiniz. Buna da olanak sağlıyor. Bu da gerçekten baktığımızda diğer bataryalılara göre sadece duvar delip hani duvara asabildiğiniz için bunda tripod girişi olduğu için buna da imkan veriyor. Kameranın 1080p görüntü kalitesi ve gece görüşü bulunuyor. Tuyo uygulaması ile çalıştırabiliyorsunuz. 120 derece görüş açısına sahip. Görüntü sıkıştırma kodeği de H264. 128 GB SD kartta takabiliyorsunuz bu cihaza. isterseniz dediğim gibi buluttan satın alım yaparak bulutla hani SD kart takmadan direkt internet ortamında hiçbir SD kartla uğraşmadan bulut üzerine de kayıtlar yapabilirsiniz. Bu da şuna imkan veriyor. Eğer ki kameranız çalındı, sallıyorum veya bozuldu bunun gibi durumlarda en azından buluta erişim olduğu için kaydedeceği için siz hani kameraya bir şey de olsa buluttan direkt görüntülerin hepsini indirip geçmişe dayalı izleyebilirsiniz. Şimdi bir vlog çeker gibi kamerayı elime aldım ve şu anda kameranın üstündeki ses yani bu şekilde duyuluyor. Siz telefondan tabi bu sesi duyacaksınız. Kamera karşısında odada ofiste nereye konumlandırdıysanız bu kameradan konuşan birisinin sesi size bu şekilde gelecek ve kameranın da kendi arkasında hoparlör olduğu için o telefondan siz de konuştuğunuzda kameradan da net bir şekilde duyacaksınız. Kutunun içerisinden çıkan kablo 1 metre uzunluğa sahip, cihaz da 280 gram bir ağırlığa sahip. En iyi özelliklerinden bir tanesi bence hareket algılama ve bunu da hareket algıladığı anda telefonunuza rahatlıkla hızlı bir şekilde bildirim gönderiyor. Bu açıdan da bence çok iyi çünkü şöyle düşünün Kanalıma bakarsanız birçok güvenlik kamerası incelemişimdir. Genelde böyle 10 saniyelik, 15 saniyelik gecikmeler olabiliyor. Tabi bu gene internet hızınıza bağlı ama ben bunun hakkında da bilgi vereyim. Bu seferki ses testimizde uygulama üzerinden diyelim ki dışarıdasınız Kameraya baktığımızda iki renk var dediğim gibi. Bir tanesi beyaz bir tanesi siyah. Artık siz kullanım senaryonuza göre Tuya uygulaması üzerinden de ayarlarına bakıp oradan direkt kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz senaryoyu kendinize göre hani ayarlayabilirsiniz. Hareket algılamayı kapatabilirsiniz. SD kart takıp geçmişe dayalı kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Ve kameranın iki yönlü konuşma özelliği de bulunuyor. Kendi üzerinde hoparlörü var ve siz Tuya uygulamasından mikrofona bastığınızda kameranın üzerinden ses gidiyor ve kameradaki karşıdaki kişi de ya da evinizdeki bir evcil hayvan olur, çocuğunuz olur. O da konuşursa siz kamera üzerindeki mikrofonu sayesinde telefonunuzdan direkt böyle yani duyabiliyorsunuz ve isterseniz tuşa basıp tekrar konuşabiliyorsunuz. Bu özellik bence güzel olmuş. Kamera ile ilgili gene sormak istediğin sorular olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsin. Bu arada Instagram'da Reels videoları paylaşıyorum. Her zaman ilk videoyu orada paylaşıyorum. Eğer takip etmek istersen teknolojiye dair bilgiler almak, öğrenmek istersen de takip etmeyi unutma. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.